Ordu'da FETÖ PD'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 18 sanığı yargılanmasına devam edildi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya silahlı terör örgütünde üye olma suçundan yargılanan sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Tutuksuz İT savunmasında örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Meslekten ihraç edilen eski polis bey Aysa şifreli haberleşme programı Baylon telefonda kurulduğunu, dini içerikli paylaşımlar yapıldığını öne sürdü. Tutuklu şeye de hakkındaki suçlamalara karşın şu ana kadar beyanda bulunduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi. Eski öğretmen M.A. telefonda Baylok kurmadığını ve kullanmadığını iddia etti. Önceki beyanlarını yineleyen diğer tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklarsa beraatlerini talep etti. Mahkemeye teşeğiye için örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hükmetti. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ise İT'ye 1 yıl 6 ay 22 gün ceza veren heyet, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.